Cümleten selamünaleyküm değerli dostlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün sizden gelen bir istek üzerine bu videoyu hazırlıyorum. Atmış olduğunuz mesajlardan. Merdiven hususunu konuşacağız öncelikle. Zamanımız kalırsa diğer birkaç hususumuz var. Onları bir değerlendirelim istedim. Şimdi bu konuya geçmeden önce şu hatırlatmaları yapmak istiyorum sizlere. Değerli dostlarım, her işaretin tek bir çözümü yoktur. Birden fazla çözüm yöntemi vardır. Lütfen bunu unutmayınız. Bir de her işaret define, hazine ve gömü ile alakalı değildir. O yüzden sizlere her zaman söylediğimiz gibi bir işareti gördüğünüz zaman işaretle ilgili sizin yapmanız gereken araştırmayı tamamen bitirmeden, işaretin ne amaçla yapıldığını belirlemeden işaret üzerine bir çalışmaya girişmeyiniz. Birileri size kalkıp elinizdeki işarete ilişkin yok efendim burada 3 ton altın var, 5 ton gömü var, şu var, bu var gibi aşağıda böyle kilo miktarınca bir şey size söylüyorsa bu tarz insanlara da itibar etmeyiniz. Sizden özel bir istirham olsun. Böyle uçuk kaçık şeyler oluyor ve o kadar büyük emekler, o kadar büyük paralar harcanıyor ki gerçekten duyduğumuz, gördüğümüz zaman da şey yapıyoruz yani üzülüyoruz açıkçası. Şimdi konuyu çok dağıtmadan asıl meselemize bir gelelim. Şimdi merdiven hususunda şunlarla başlayalım arkadaşlar. Bir yerde bir merdiven varsa şunu ilk olarak aklınıza getireceksiniz. Ya ben bu merdivenle bir noktaya çıkacağım veyahut da bir noktadan bu merdivenle bir yere ineceğim. Şimdi bulduğunuz merdiven iki şekilde önemlidir. Merdiven zemine paralel bir noktada karşınıza denk geliyor mu veyahut da kayalık bir noktada yani dikey kayanın yan yüzeyine olacak şekilde bir noktada mı denk geliyor? Veyahut da merdivenleri takip ettiğinizde bir kayalığa mı çıkıyorsunuz? Veyahut da merdivenleri takip ettiğinizde bir düzlüğe mi çıkıyorsunuz? Bunların ayrımını net olarak yapmanız lazım. Genel itibariyle baktığımız zaman merdiven olgusu ölü gömme ile alakalı bir husustur. İkinci olarak baktığımız zaman bir ayin yeri olarak değerlendirilebilecek bir husustur. Şimdi özellikle Frigya dönemlerinde gerçekten Frigya dönemi için konuşalım. Frigya dönemi için gerçekten önemli bir unsurdu merdiven unsuru kutsaliyeti barındırma adına. Eğer ki kutsal bir mekana çıkılan bir merdiven söz konusuysa bu merdivende hangi ayağınızda bastıysanız o ayağınızda çıkacaksınız. Yani tek rakamların olabileceği olgusu biraz daha göz önündedir. Bizi alakadar edecek durumları nelerdir diye soracak olursanız define ve hazine gömü mantığıyla baktığımız zaman birebir de bizim söylediğimiz gibi yani hazine ve define ile alakalı durumları çok barındırmaz. Nadir örnekleri ayrıdır ama genel itibariyle baktığımızda bu iki hususu göz önüne almanız gerekiyor. Peki define ve gömü ile alakalı bir durum varsa burada biz nasıl bunu tespit edeceğiz? Şimdi çok fazla olmamak kaydıyla bakın arkadaşlar bunu hatta şöyle %30 kadar diyeyim %30 bir şey alın oran alın. Bu oran çerçevesinde merdivenlerde biz defineden ziyade müjde ve hediye diye tabir ettiğimiz saklama noktası olarak değerlendirebileceğimiz alanlara bakarız. Yani bir definecinin ilk basamak yani ilk olarak değerlendireceği bir merdivenle karşılaştığı zaman ilk değerlendireceği şey bu olacak. Bu gözlem olacak. Peki bu gözlemi nasıl yapacağız? Merdiven sistemlerinde tek sayılar ön plandaysa arkadaşlar, tek rakamlara tekabül eden sayılarımız mevcutsa bu sayılar bizler için daha kıymetlidir. Yani alanda gerçekten önemli bir şey için, önemli bir nokta için yapılmış veyahut da önemli bir olayın gerçekleşebileceği bir alana istinaden yapılmış olabileceğini değerlendirebileceğimiz bir hususu bize ipucu olarak verir. Bir de bu alanın kutsaliyet barındırdığını, yani daha önceki dönem için, bu ister Frigya dönemi olsun, ister öncesi veyahut da sonrası olsun, bu bakır çağı dönemleri işte geç erken dönemler için hepsi için geçerli hususları da buraya katabilirsiniz. Özellikle yani kibele, yani tanrıça kibele olgusunu aklınıza bulundurursanız, oradan yola çıkarsanız bunlar önemli hususlardır. Çok detayına girmeden devam edelim. Şunu söyleyeceğim arkadaşlar, tek basamaklı özellikle 3 basamak merdivenler bizler için daha kıymetlidir. Sebebi şu, saklama ve açılmış örneklerine baktığımız zaman veyahut da arkeolojik verilere baktığımız zaman bu tarz yerlerde ekstrem durumlar meydana gelmektedir. Basamakların üzerine yapılmış üçgen biçimindeki gizli işaret sistemleri veyahut da basamakların üzerine yapılmış diyelim 3 basamağımız var, 3 basamaktan bir tanesi farklı şekilde yapılmış.
doğal olmayan yollarla, yani birebir de yapan mimar, burayı yapan mimar tarafından basamakların bir tanesine bir farklılık verilmiş şekilde olan durumlar saklama yeri olarak kullanılmıştır. Bu saklama yerleri bazı durumlarda, diyelim ki burayı Frigya medeniyeti yaptı, bu bölgede eşkıya geçti, eşkıya bu merdivenin içerisini tekrardan açarak doldurma yapabiliyordu arkadaşlar. Böyle bir durum da var, eşkıya belgelerinde de geçtiği kadarıyla söyleyelim. Bu durumları, bu olguları göz önünde bulundurduğumuz zaman bu tarz merdivenlere saklama noktaları, saklama yerleri yapılabilir. Yani bakabileceğimiz özellik budur. Peki biz bunu nasıl anlayacağız diye tekrardan şöyle bir kafa yoracak olursak, kesinlikle kırma, parçalama, vurma bizlere uygun bir şey değil arkadaşlar. Bunlara girmeyiniz. İşaret sistemini tamamen bozarsınız, tarihi yok edersiniz. Bunu kesinlikle ve kesinlikle birini görürseniz dahi uzaklaştırın. Bunu net olarak belirledik. İkincisi, üçlü, beşli, yedili, özellikle mesela 13 basamaklı merdiven denk gelirseniz, nadir örneklerdir, 13 basamaklar biraz daha değerlidir. Üçlü basamaklar saklama yeri olarak daha ön plana gelmiş durumları vardır. Şimdi bu merdiven basamaklarına geldiğiniz zaman merdiven basamaklarının üzeri eğer ki kirli, topraklı veyahut da işte etraftaki çer çöp buraya doldurulmuşsa muhakkak surette iyice bir temizleyin. Merdiven basamaklarından herhangi bir tanesinin üzerine yapılmış bir figür mevcut mu? Bu figür hayvan figürü olarak da karşınıza gelebilir. Bu figür kabartma üçgen veyahut da oyma üçgen olarak da karşınıza gelebilir. Bu bazı durumlarda merdivenin üstünde, bakın kenar kısmında değil, şu şekilde çizeyim. Burada bir yanlış anlamı oluyor çünkü. Merdivenin şu noktalarında aramıyoruz arkadaşlar. Uç kısımlarında görebileceğiniz mur çizleri bizler için başka bir anlam. Kullanım amacıyla yapılmış durumları göz önüne koyar. Bizim arayacağımız mur çizleri merdivenin, yani gözle göremeyecek şekilde orta kısımlarına konulmuş mur çizleri farklılık arz edebilecek veyahut da değer arz edebilecek durumlar anlatır. Eğer ki dediğimiz gibi orta kısımlarında denk geldiğiniz mur çizleri üçgendir, hayvan figürleridir veyahut da yine küçük ıstavroz şeklinde bir işaret sistemidir. Bu işaret sistemlerine denk gelirseniz bu merdiven saklama merdiveni olarak kullanılmış olabileceğini aklımıza getirebiliriz. Bu hususa dikkat etmemiz lazım. Burada araştırma yaparken çok zor bir şey değil arkadaşlar. Yani bir şişe suyu alın, o merdivene dökün. Kapama noktası bellidir. Yani şöyle bir merdiven basamağı düşünün arkadaşlar. Bu merdiven basamağını oyduktan sonra bir noktasını kapatmış. Yani şu noktaya oydu, buraya malzeme doldurdu diyelim. Yani alt tarafı zaten somkaya. Bu noktayı oydu, altına malzemeyi doldurdu. Zaten aşağıya biraz çömlek gibi oyacaktır. Üstünü de tekrardan kapattı. Yani burası Horasan veyahut da kurşunla kapatılacaktır. Genel itibariyle Horasan'da kapatılıp gözle seçemeyeceğiniz şekilde bir özellik tasarımı içerir. Kurşunla ben rastlamadım ama belki siz de rastlayabilirsiniz. Suyu döktüğünüz zaman burası daha geç kuruyacağı için güneşli bir ortamda net olarak bir kapak girişi tespitini yapabilirsiniz. Buna bakabilirsiniz. İkincisi, dedektör yardımıyla burasını kontrol edebilirsiniz. Ama kesinlikle vurma, kırma veyahut da boşluk bulur umuduyla bakma gibi şeylere girip tahribat vermeyin. Normal boşluk bakabileceğiniz sistemleri sizlere anlatmıştık. O tarzda bir yöntem uygulayabilirsiniz ama onun dışında bir yöntem uygulamayın. Peki merdiven sistemine denk geldiniz. Merdiven sistemlerinin yanında mur çizinden daha büyük şekilde oymalar görürseniz bunların define ve gömüyle alakası olabilir mi diye sormuşsunuz. Bunlar define ve gömüyle alakalı değiller arkadaşlar. Bazen bronz, bazen bakır şeklinde büyük çubuklar yapılıyordu. Eski ayin yerlerinde. Bu ayin yerlerinde yapılan bu çubuklar bu noktalara ayrıca yani bazen gölgelik olarak, bazen başka kullanım amaçları olarak bu noktalara dikildiğinden dolayı bunların dikilme yerleri olarak baz alacaksınız. Tamamen kullanım amaçlı olup bunun ekstra bir anlamı, ekstra bir ifadesi yoktur. Lütfen sadece buradaki mur çizini görüp veyahut da işte oyma gibi aşağı doğru hani bir dediğimiz o bronz çubuğu buraya sokabileceğiniz şekildeki bir oymaya denk geldiğiniz zaman kalkıp burada efendim hemen sağında kaya mezarları vardır, yok efendim işte merdivende saklama yeri vardır deyip hurra gürre bir iş yapmayın arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Yani bazı şeyleri söyleyelim arkeolojik verilerden yola çıkarak. Yani şurada gördüğünüz bir anıt mezarı, zaten bunu anlatacağım size de anıt mezarı diyorum, pardon, sadece bir anıt yapım amacı mezarla veyahut da başka bir durumla değil de olgusu tamamen farklı. Aslında bir Frigya yoludur burası. Frigya yol üstü durumu mevcut. Şimdi bazı durumlarda merdivenlerin bittiği noktada karşıda bir oymaya denk gelebiliyorsunuz.
Tamam mı? Merdivenleri kapatacak şekilde. Buraya ahşap odunlar veya da ahşap direkt diyelim hani onlara. O tarzda bir olguyla çadır sistemi veya da kapama sistemi ya da işte o dönem kullanılan ayindeki malzemelerin işte durumuna göre burası kullanım amaçlı olarak tasarım içerebiliyordu. Ya da işte birileri gelip burada işte statüsü yüksek birileri varsa işte bu bazen işte papaz olabilir. Aklınıza gelsin diye örnek olarak söylüyorum. Yani illa bir şey olacak diye bir durum değil. Hani dini büyüklerden bir tanesinin gelip altında durup ayini yönettiği bir nokta olarak da baz alabileceğiniz işaret sistemleridir. Bu yüzden de merdiven sistemlerinde özellikle karıştırılan nokta budur arkadaşlar. Merdiven sistemlerinin yanında gördüğümüz her işareti biz gömü ve define ile alakalı olarak görüyoruz. Aslında merdiven olgusunun başta anlattığımız iki önemli temel prensibe göre hareket etmeniz lazım. Bu prensiplerin yanında kullanım amaçlı olarak yani oraya girdiğiniz zaman böyle bir alana geldiğiniz zaman böyle merdiven basamağının yanına geldiğiniz zaman siz bu noktanın bittiği noktada bir oturma yeri mevcutsa yani bir insan durabileceği yer veyahut da çıktınız merdivenler çıktığınızda düzlük bir alana geliyorsanız alanın etrafında da oymalar varsa yani direkt dikebilip orayı kapatabilecek şekilde ya da gölgelik yapabilecek şekilde bir durum arz ediyorsa bu oymaları baza almayacaksınız. Yani bunlara ekstra bir anlam yüklemeyeceksiniz demektir. O yüzden size nacizane tavsiyem olsun. Merdiven olgusuna denk gelirseniz merdiven olgusundaki yan işaretlerin muhakkak surette kullanım amaçlı olup olmadığının tespitini yaparak hareket etmenizdir. Bu tespiti yapmanız sizi gerçekten rahatlatacaktır. İşareti çözmenizde veyahut da işte buraya yüklenen anlamı çözebilme konusunda büyük fayda sağlayacaktır. Yani boşa kürek sallamayacaksınız demektir arkadaşlar. Şimdi farklı durumlar olduğunu anlatmıştık. Birkaç görsel üzerinden anlatıp tekrardan merdivenle ilgili olguları anlatacağım. Hani bu merdiveni soran arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlesinler. Özellikle onlara bir yardımımız dokunsun diye anlatıyorum. Hani oradan oraya atlamış gibi oluyoruz ama önemli hususlar olduğu için o şekilde yapıyoruz. Dediğimiz gibi Frigya yol üzerinde yapılmış bir anıt sistemidir arkadaşlar burası. Aynı zamanda da bir kutsama alanı yani dua alanı gibi düşünün. Bu yol üzerinden geçenlerin burada bir takım ibadetleri yapabilmesi için hani uç bir örnek diye düşünün. Benzetme gibi olmasın. Uç bir örnek hani gelip burada burayı bir mescit gibi düşünün. Hani sen yolda giderken ibadetini yapabileceğin bir nokta olarak değerlendir bu noktayı. Bu noktada böyle bir durum söz konusu. Peki bu nokta, bu tarz yerlere denk geldiniz. Adam burada bakın içeride giriş aramış. Burası kapıdır diye parçalamış, vurmuş, kırmış. İşte bu yapılabilecek en büyük yanlıştır arkadaşlar. Bu ihanettir. Bilmiyorsan kardeşim önce bir öğren, önce bir araştır. Yani şunu da parantez içerisinde belirteyim. Ben bunları söylerken çok şey biliyor değilim. Ama aklıma mantığıma yatmayan işe de girmem. Şimdi burayı parçalamanın, kırmanın hiçbir anlamı yok. Yapım amacını net olarak belirlediğin zaman zaten böyle bir olguya girmezsin. Neyse bu kısmı şöyle bir kenara bırakıp devam edelim. Böyle bir alana denk geldiğiniz zaman buranın tamamen bir ibadet yeri olarak tasarımını içerdiğini belirlediniz. Peki bu alanda ne arayabilirsiniz? Bu alanda arkadaşlar etraflıca yapacağınız güzel bir arazi çalışması neticesinde farklı bir takım olgulara rastlayabilirsiniz. Dediğimiz gibi yol üzerine denk yapılan genel itibariyle de daha çok yol üzerine yapılacak şekilde tasarım içeren bu ibadet yerlerinin yakınlarında muhakkak surette bir dinlenme alanı olabilecek bir durum mevcuttur. Yani eski dönemin han sistemi gibi düşünün bunu. Yani bir saklama yeri olarak bir malzeme saklayacaksanız bu alana yakın bir noktaya da saklayabilirsiniz. Çünkü koruması mevcut. Hani eski dönemde böyle bir ibadet yerinin yakınına kalkıp da kazı çalışmasıdır, işte çalmadır, çırpmadır bu tarz durumları çok göz önünde bulunduramazsınız. Hani o dönemde biraz daha ruhani inanış fazlasıyla mevcuttu. Korkutma insanları hani bu tarz ruhani yönden korkutma olasılığı şeyi daha fazlaydı. Aklınıza gelmiştir kelimeyi bulamadım kusura bakmayın. Bu olguları göz önünde bulundurarak bu çevrede yapabilirsiniz. En önemlisi de bu tarz noktalarda tek tek yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun diyelim. Şimdi geçelim başka bir hususa. Yani birkaç görsel üzerinden değerlendirme yapacağız. Eğer ki alanda denk geldiğiniz merdivenler, şuradaki alana dikkat etmenizi istiyorum sizden. Bu tarz bir olguyla karşılaşırsanız merdivenlerden çıktınız. Çıktığınız nokta bir kayaya denk geliyor. Bu kayada girişe uygun yani mezar yapımına uygun mu değil mi? Burada uygunluk ya da uygun olmamayla ilgili tespitiniz gözle yapacaksınız arkadaşlar.
Kayanın kendisini inceleyeceksiniz. Kayanın kendisi yapım işi için uygun mu? Yani çürük bir kaya veyahut da delik deşik olmuş bir kaya genel itibariyle mezar olarak kullanılacak bir durumda değildir. Mezar sistemlerinde özellikle denk geldiğiniz, mesela burası Nemrut olarak geçen yer, bu tarz bölgelerde ve şeyi önemli, hani işçiliğe baktığınız zaman güzel işçilik barındıran noktalarda yapılacak mezarlar özenle seçilecek noktalara yapılırdı. Her açıdan özenle seçilmesi gerekiyordu. Hani o dönemin inanışına göre gerekirse güneydoğuya bakacak şekilde bir kapı giriş sistemi yapılacak veyahut da sabah güneş doğduğunda ilk görecek şekilde bir tasarım içerecek. Bütün bu olgular değerlendirildiği zaman burada yaparken mezarı öyle ha burası iyi değilmiş şuraya yapalım gibi değil. Tamamen bir ön inceleme, araştırma yapılarak yapılıyor. Siz de bu noktaya çıktınız. Burası mezar için elverişli değilse, ilk bakacağınız iş için söylüyorum. Bu merdiveni çıkan merdivenden ziyade inen bir merdiven olarak baz alın. Başka bir kullanım amacı mevcuttur. Ama bu tarz noktalara denk geldiğiniz merdivenlerde muhakkak surette yakınlarda bir kaya mezarı olgusunu aramanız lazım. Bu kaya mezarını nasıl tespit edeceksiniz? Merdiven sistemini gördüğünüz zaman arkadaşlar, merdivenin hem bitimine hem çıktığı noktada, özellikle çıktığı noktada bir sunu çanağı mevcut mu değil mi? Buna bakın. Sunu çanağınız varsa mezarınız kaya mezarıdır. Yakınlarda bir noktadadır. Veyahut da bu merdivenlerden indiniz. Diyelim ki şurası toprak bir zemin. Şu noktamız toprak bir zemin. Kayalıkta böyle bir merdiven gördünüz. Önce merdivende bu tarz bir merdiven gördüğünüz zaman yapacağınız ilk iş merdivenleri bitirip çıkmak olacak. Doğru mu? Çıktığınız noktada bir olgu bulamadınız. Bir işaret sistemidir, işte oymadır ya da bunun benzeri bir durumdur ya da sunu alanı. Baktınız sunu alanı olacak bir durum da yok. Burada dikkat edeceğiniz bir husus var. Bu merdivene gelen herhangi bir yol olup olmadığı. Eğer ki bu yolu tespit ederseniz işimiz daha kolay. Diyelim ki, örnek olarak tabii bunu anlatıyorum. Bu merdivene dediğimiz gibi gelen bir ince yol var. Yolun burasında merdivenler bu şekilde. Çıktığınız noktada herhangi bir olgu bulamadınız. Merdivenlerin baktınız, bitim noktası toprak. O zaman muhakkak surette şu toprakta kısa bir 30 santimlik, maksimum 30 santimlik bir çalışma yapmanızı istiyorum sizden. 30 santimlik çalışma neticesinde her olguyu sizin gözünüzün önüne serecektir. Aşağı tarafa bir giriş veyahut da aşağı tarafa devam eden bir merdiven sistemi veyahut da burası bir yaşam alanı bölgesidir. Yaşam alanı bölgesinden çıkış, yaşam alanı bölgesine iniş noktası olarak yapılmış bir tasarımı barındırabilir. Tabii bunun yanında yardımcı işaretlerin hepsine bakmanız gerekiyor. Şimdi buradaki olgulara, yani görseldeki olguya baktığınız zaman merdiven sistemi az çok belli bir şekilde, hani burada laneten bir merdiven var, hani öyle birebir de net bir görüntü olarak koyabileceğiniz bir merdiven sistemi yok. Bu tarz hani birli ikili olarak yapılmış merdiven sisteminden olduğu noktaları genel itibariyle değerlendirdiğimiz zaman buraların oturma yeri olarak yapılmış olabileceğini göz önünde bulundurabilirsiniz. Hani belli bir sıralı sisteme göre giden bir merdiven yok. Yani iki tanesi merdiven basamağı gibi, bir tanesi yüksekçe bir nokta. Ondan sonra iki tane daha yan yana varmış gibi bir olgu varsa buraları oturma yeri olarak değerlendirmenizi tavsiye ederim. Oturduğunuz zaman neye bakmanız lazım? Yani etrafta dikkat çekecek bir durum olması lazım. Bir ayin yapılıyordur. Ayine görebileceğiniz bir noktaya bakmanız lazımdır. Veyahut da işte buraya oturduğunuz zaman buranın bir mezarla, bir ölüyle veyahut da işte bu tarz bir kutsaliyetle alakalı bir durumu çevrede barındırdığını göreceksiniz. Aklınıza onu getireceksiniz. Ve kalkıp bu merdivenden ön kısmınızı, sağ sol kısmınız fark etmez. Ya zaten geri alanınızda bir durum söz konusu değil. Bu noktaları tekrardan incelemeniz gerekiyor. Bu noktalarda muhakkak surette bir mezar nişiniz olabilir. Yine parantez içerisinde söylüyorum. Muhakkak dediğimiz durumlar %95'i içerir. %100 kesinlikle hiçbir olguyu içermez. Hiç kimse de %100 diye bir şey söyleyemez size. Bu tarz durumlara dikkat edip çevrede araştırma yapmanız ve ekstrem bir durumun olup olmadığını görmeniz gerekiyor. Şimdi özellikle büyük sabit kayalara, son büyük kayalara, devasa kaya kütlelerinin ön kısımlarına yapılmış merdiven sistemlerine denk gelirseniz, merdiven sistemleri sizi çıkarttığı noktada bu tarz bir giriş arayabilirsiniz. Bazı durumlarda burada görselde gördüğünüz gibi net olarak girişin yapıldığı nokta tıraşlanmıştır, tasarımı falan çok iyidir, işçiliği çok güzeldir. Hani bu şekilde karşınıza çıkabilir.
Ama olasılıkları göz önünde bulundurmanızı istiyorum sizde. Bazı durumlar vardır. Özellikle ve özellikle kaya içerisine oyulmuş yaşam alanı olan bölgeler için konuşalım. Yaşam alanı bölgelerini düşünün. Bu yaşam alanı bölgeleri eğer ki bir talandan, bir savaştan ya da benzeri bir durumdan saklanma yeri olarak kullanılmışsa ki bunun örnekleri mevcut. Bu tarz durumlarla karşılaştığınız zaman bu kapı sistemini bu şekilde göremeyebilirsiniz. İlla mezar olacak diye bir şey yok. Kapı önünde denk geldiğiniz birkaç basamağı gördünüz. Veyahut da basamak olgusunu oluşturabilecek bir sistem mevcut. Yani çevrede gördüğünüz taşları yan yana koyarsanız böyle 4 tane 5 tane basamak olacak şekilde bir durum var. Ve bu son dediğimiz devasa dediğimiz bir kayanın hemen ön kısmında. Bu taşları, bu kaya parçalarını buldunuz. Merdiven basamağı gibi olan kaya parçalarını buldunuz. Bunları kafanızda birleştirdiğiniz zaman merdiven olgusunu oluşturabilecek bir durum varsa bu kayanın içerisinde bir yaşam yeri, bir saklanma yeri olarak değerlendirebileceğiniz noktalardır ki bunlar gerçekten kıymetli noktalardır. Özellikle savaş bölgeleri veyahut da savaşın olduğu, talanın olduğu bölgeleri göz önüne aldığınız zaman bu noktalar bizler için çok önemli noktalardır. Şimdi genel itibariyle merdivenlerle ilgili şöyle bir özet biçiminde birkaç bilgi aktaralım. Sonra görsel üzerinden yine ben size devam edeceğim. Arkadaşlar çok uzun merdivenler varsa çok uzun devam eden baktığınız zaman şöyle gözünüz alabildiği şekilde bir merdiven devam ediyor önünüzde. Bunlar genelde yol için yapılmıştır. Bunların bitim noktaları ve başlangıç noktaları bizler için önemlidir. Ve gittiğiniz noktalarda yan kısımları açıksa şunu gibi düşünün. Hani bir iş yeri açabileceğiniz bir nokta mevcutsa buralar bizim için bakmaya değer noktalardır. Gömü ve hazine olarak değil, bu noktalara yapılabilecek o dönemin dükkan sistemi olarak düşünün. Dükkanlardan herhangi bir tanesinin yerine denk gelebilirseniz burada orada satılan malzemedir. Veyahut da oradan alınan paraların durumuyla alakalı da olabilir. Bir takım objeler, bir takım paralara rast gelinebilir. Bu olgulara bakılabilir. Yani dikkat etmeniz gereken bu şekildedir. Eğer ki çok uzun merdivenler varsa burası yaşam alanı bölgesidir. Yani siz etrafta nekropol olarak tabir ettiğimiz bölgelerdir. Bu şey akropol olarak pardon çok özür diliyorum. Nekropol bölgemiz. Şimdi bir nekropol var, bir akropol var. Hani nekropol ölüm bölgesi yani mezarlık bölgesi derken akropol da yaşam bölgesi olarak değerlendirmeye alabileceğiniz noktadır. Buraya bakmanız gerekiyor bu tarz yerlere. Eğer merdiven ana kayada ve 3 basamaktır, 7 basamaktır. Bu tarz bir durumlar varsa muhakkak surette yakınında kaya mezarına rastlamanızı size tavsiye ederim. Hani kaya mezarı aramanızı size tavsiye ederim. Eğer bulunduğunuz merdiven herhangi bir mahzene iniyorsa, merdivenli bir sistemde mahzen girişi mevcutsa, bu bazen mezar girişi şekilde de karşınıza denk gelebilir. Buralarda tuzak sistemlerini göz önünde bulundurmanızı da tavsiye ederim. Hani yeri gelmişken söyleyelim. Çünkü önemli bir unsurdur. Bazen farklı bir tuzak sistemini şey yaparken devreye sokarken aşağı doğru merdiven sayısı artıyorsa sizi bir noktada kaydırarak aşağı kadar sizin düşmenizi sağlayacak bir takım sistem kurulmuş olabilir. Oralara da dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi üçlü sistemde, üçlü basamak sistemlerine denk gelirseniz veya yedili basamak sistemlerine denk gelirseniz genelde üçüncü basamağa dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Üçüncü basamakta videonun ortalarında anlattığım gibi bu üçgen sistemlerine herhangi bir tanesi varsa yani orada anlattığım işaret sistemleri bu basamaklar bizde için bakılması öncelikli basamaklardır. Ancak her basamağa dikkat etmeniz gerekir. İlla üçüncü basamak diye bir olgu olamaz. Hani bunun bir örneği olduğu için üçüncü basamak baz alınabilir diye söylenebilecek bir husustur. Lakin siz her basamağı incelemeniz lazım. Bir de hani giriş olarak düşünün. Bir yere gelmeden bir evin girişi vardır. Girişte işte bir merdiven sistemi vardır. Merdivenle eve gireceksiniz şekilde. Bastığınız nokta da çok önemlidir. Bastığınız noktada da saklama yeri olarak kullanılabilecek noktalar olarak değerlendirebilirsiniz. Oralara da iyice bir bakmanız ve araştırmanız lazım arkadaşlar. Şimdi bir de şu durum var arkadaşlar. Eğer ana kayanın üzerinde merdiven varsa bu kaya yani etrafta kaya mezarı olduğunu belirledik. Burada kaya mezarına ilişkin işaret aramamız lazım. Kaya mezarı olgusunu barındıracak sunuş anahtarlarının herhangi bir tanesi mevcut mu değil mi? Buna bakmanız lazım. Mevcut değilse baktığınız zaman buradaki asıl kullanım amacının tespiti bizler için önemlidir. Ama genel itibariyle sunuç anahtarınız
karşınıza denk gelecektir. Yani merdivenin bittiği noktada sizi karşılayacaktır. Buna da dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Şimdi merdiven sistemi dediğimiz gibi hani birebir de daha çok bize dini olguları ön plana çıkarır. Hani dini olguları göz önünde bulundurmamız lazım. Dini olgularla düşünmemiz lazım. Bunu unutmamamız lazım. Şimdi yükselen bir merdiven bir ruhun göğe yani tanrısına kavuşma veyahut da diyelim ki işte Kibele, Tanrıça Kibele için yapılmış bir merdiven. Kibele'yi araştırmanızı tavsiye ederim. Kibele ile ilgili muhakkak suretli bilgi sahibi olmanızı isterim sizlerden. Mesela Friklerin bu konudaki uzmanlığını belki bilmeniz yoktur aranızda. Bilmiyorsanız bile videolarımızı az çok izlediyseniz az çok hep bahsediyoruz sizlerden. Bu tarz olguları bilmeniz lazım. Yani ruh merdivenden bir noktaya çıkartılıp oradan ulaşılabilir, yani Tanrısına ulaşacak şekilde bir tasarım içeriği olabilir. Veyahut da sadece Tanrıça Kibele için yapılmış bir yer olarak karşınıza denk gelebilir ki bu alan hiç defineyle gömüyle alakalı bir durumu içermeyebilir. Hani merdiven yapılıp üstüne koltuk yapılıp bu koltukta işte seyir alanı gibi bir noktaya yapılmış ve Tanrıça Kibele gelip buradan bizi gözetlesin, korusun. İşte gelenler de merdivenin alt kısmında duasını etsin, o koltuk noktasına hediyelerini bıraksın. Bu tarz olguların, bu tarz ayinlerin olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. O yüzden merdiven sistemi diğer sistemlere göre biraz daha önem kazanıyor arkadaşlar. Yani araştırma anlamında buna daha dikkat etmeniz lazım. Diyelim, geçelim bir diğer görselimize. Şimdi burada görselimizde gördüğümüz gibi arkadaşlar, bu alan bizim için merdivenleri takip ettiğimiz zaman, takip ettiğimiz noktada bir aslında farklı açıları vardı da koymayı unutmuşum. Tekrardan kusura bakmayın. Çıktığımız nokta kutsama alanı noktası. Yani zemine yakın bir noktadaki bir kayanın bu tarafları yani içine doğru oyularak bir merdiven sistemi yapılmış. Bu merdiven sisteminden çıktığınız zaman çıktığınız nokta böyle bir düzlük gibi düşünün. Bu düzlükte bir ayin yapılmış arkadaşlar. Ayin yere incelediğimiz zaman ya da siz de böyle bir alana denk geldiniz. Böyle bir merdivene denk geldiniz. Böyle bir merdivene denk geldikten sonra sağınıza, solunuza, etrafınıza bir bakın. Bu alanlar genel itibariyle nekropol diye tabir ettiğimiz mezarlık alanları olabiliyor. Yani arayacağınız mezarlar zemin altındaki mezarlardır. Burada eğer ki yakınlarında bu alanın yakınlarına yapılmış sunu çanakları mevcutsa, bakın bu sunu çanaklarını bulurken bu sunu çanaklarıyla ilgili işte mezarla olup olmadığıyla alakalı durumları belirlerken şuna dikkat edin. Sunu çanağı mı, kullanım amaçlı yapılmış bir durum mu? Bunun ayrımına lütfen dikkat edin. Hani siz buraya bir direk dikseniz ne kadar bir derinlikte yapabilirsiniz veyahut da sunu çanağı olsa ne kadarlık bir durum barındırabilir? Buna lütfen yani iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Yani gözleminiz iyi olsun. Öncelikle kendi gözlerinize güvenin, kendi hislerinize güvenin bu tarz noktalarda. Bir de şu durum vardı, soran bir arkadaşımız olduğu için söylüyorum. Arkadaş diyor ki merdivenden çıktım. Merdivenden çıktıktan sonra devasa böyle çukurumsu dikdörtgen bir alan vardı diyor. Yani bu dikdörtgen alandaki boyutunu sorduğumda işte 1.70 falan var diyor. 1.70, 1.50, 1.70 arası bir boyutunun olduğunu. İşte yanlamasını da yaklaşık 1 olarak hesaplayabileceğimiz bir boşluk alan olduğunu söyledi. Yani girdiğimiz zaman bu merdivenleri takip ettik. Düz bir alana geldik. Düz bir alanın ortasında bu tarz bir durum var. İşte yanında yardımcı işaretler falan var. Böyle bir durumdan bahsetti. Böyle bir olguyla karşılaşırsanız arkadaşlar buraları arınma yeri olarak değerlendirmeniz lazım. Yani bir ayin alanındasınız. Burası kutsal bir mekan. Açık hava ibadet yeri. Özellikle geçmiş çağlarda, antik çağlarda fazlasıyla kullanılmaktaydı. Hani define ve gömüyle alakalı bir durum söz konusu değil. Bunları bir kenara bırakmanız gerekiyor. Burası, bu nokta arınma yeri noktası. Burada insanlar hani tüm kötülüklerden, işte işledikleri günahlardan arındıkları bir alan. Bu alanda da işte kutsandıkları bir nokta olarak baz alacağınız yerlerdir. Lütfen buna dikkat edin. Arınma yerleriyle ilgili ayrıca zamanımız olursa detaylı bir bilgi vereceğim. Çünkü sunaklarla arınma yerleri biraz fazlasıyla karıştırılıyor. İşte arınma noktaları bazen büyüklük olarak birbirlerinden farklılık gösterebiliyor. Bunu işte bir takım arkeolojik verilerle bu özellikler mevcuttur. Hani
Bunu araştırma yapanlar da yine belirledikleri çerçevede baktığımız zaman işte farklılıklar gösteriyor. Bu farklılıklar da biz definecileri şaşırtma yönünden, yani arazide denk geldiğimiz zaman mezarla arınma yerini çok karıştırabiliyoruz. Yani birebir de açılmış mezar olgusu gibi de denk gelebiliyor. Yani sandık çiti tipi diye de tabir ettiğimiz hani lahit modeli mezarlar var ya, o mezar sistemleri gibi karşınıza denk gelebilir ama bunlar ona göre daha yuka, diğerleri daha derin şekilde karşınıza denk gelebilecek olgulardır. Olmadı bunları ayrı anlatırız. Bu tarz durumlara denk gelirseniz, yani arınma yerine denk gelirseniz, arınma yerinde bu adamlara arınmadan önce veyahut da arındıktan sonra Tanrı'ya bir takım hediyeler sunuyordu. Bu tarz açık alandaki yapılan ibadet yerlerinin yakın çevresinde muhakkak surette zemin altında bir mahzenin olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Yani arayacağımız şey üçgen sistemi. Biz yakın noktalarda üçgen arayacağız. Bunu görürsek üçgen arayacağız. Hatta şunu söyleyeyim. Merdiven gördüğünüz zemin noktası için söylüyorum. Kayalık noktası için arayacağımız özellik kaya mezarı bizim için değerli husus. Zemin noktası için söyleyeceğimiz durumlarda zemin altında bir mahzen girişi olabilecek bir durumu barındırabilecek bu tarz kutsama alanları veyahut da ibadet yerleri yakınları olarak düşünün. Mahzen girişleri bizim için önceliklidir. Bu tarz noktalarda etrafta gidin, her taşa, her kayaya bakın gerekirse. Üçgen bulmaya bakın arkadaşlar. Üçgeninizi bulursanız tamamsınız. Çünkü bir de bunun gerçekten değerli hususu şu ki, bütün günahlardan arınmanızı sağlayacak bir durum var. Sizi bütün günahlardan arındırdıktan sonra, yani ya veyahut da arındıracağını söylediği zaman elinizde ne var ne yok verirsiniz. Çünkü öbür dünyanızı, çünkü ahiret inancı mevcut olduğu için genel itibariyle bu sistemde neyiniz var neyiniz yok verirsiniz. Bu anlamda düşünmeniz lazım. Bu anlamda bakmanız lazım. Geçelim bir diğer şeye, görselimize. Şimdi işte mahzen girişi merdivenlerinden bahsetmiştik ya arkadaşlar. Bunlar önemli unsurlar. Şu ki bu tarz bir merdiven olgusuna denk geldiniz. Merdiven olgusu şöyle yukarı doğru ve aşağı kısmına devam eden bir durum var. Yukarıdan buldunuz, mahzen girişini tespit ettiniz, bu merdivene denk geldiniz. Şu tuzak konusuyla alakalı birkaç soru vardı. Onlara bir cevap olsun o arkadaşlarımıza. Değerli dostlarım, zemin altındaki o toprağın ıslaklığı, adamlar bu ıslaklığı kullanmışlar. Bu ıslaklık merdiveni de ıslak hale getiriyor. Özellikle bazı merdivenleri sabun taşı gibi yapmışlar. Yani bastığın zaman kayma olasılığı yok. Anlatabildim mi? Kaydığınız zaman da bazen sağına soluna demir parçaları koyarak, bu demir parçaları işte zehirlenme durumları da olabilir, benzeri durumlar da olabilir. Veyahut da direkt ayaklarınızı kırabilecek şekilde sistemler içererek, o dönemde hani telefonun varlığını bilmiyor zaten. Böyle bir şeyin icat edileceği de düşünülmüyor. Hani bir yerine bir şey olduğu zaman burada kalacak şekilde bir tasarım, bir tuzak sistemi barındırmaktadır. Bu tarz alanlara geldiğiniz zaman veyahut da açılmış alanlara geldiğiniz zaman kendi bireysel güvenlik tedbirinizi almadan hareket etmeyiniz. Buna dikkat ediniz. Bu husus önemli bir husus. Bir de bu tarz merdiven olguları ister zemin altına inen mahzen tarzı bir noktaya inerken veyahut da kayalık bir zeminde giderken düşünün. Bu tarz yerlere denk gelirseniz merdivenlerin kayayla birleştiği noktalarda, yani yan tarafınız, sağ tarafınızı düşünün şu noktayı. Bu nokta sabit bir kayalık. Sabit kayalığın üzerinde işçiliklere iyi bakın arkadaşlar. Oyma şeklindeyse burası, mesela bu nokta tıraşlanarak yapılmış, yani bu yol açılmış, bu noktalar kesimli yöntemiyle açılmışsa, şimdi buradaki kesme işaretleri bellidir. Kesme işaretlerini takip ederken kesme işaretlerinin farklılık gösterdiği alanı bir kapı veyahut da bunun benzeri bir durum gibi görebilirseniz bazen gözünüze de çarpabilir. O yüzden de işte bu tarz alanları fotoğraflamak büyük fayda sağlar. Fotoğraflarda daha net görürsünüz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız bu tarz noktalarda ayrı girişlerin olabileceğini aklınıza bulundurmanızda büyük fayda var. Gerçekten büyük fayda var. Ona da dikkat ediniz. İşte zeminde karşılaştığınız merdivenleri işte açmanın önemini gösteren bir durum arkadaşlar. Şimdi bunun benzeri bir yer vardı. Ondan dolayı ben bu bir resmi koydum. Hani şu şekilde düşünün arkadaşlar. Bu merdivenler burada değil de şöyle düşünün. Buradaki dikey kaya ya. Şunun
yanlamasına yapılmış aşağı doğru merdivenler mevcut. Buradan normalde böyle çıkarsınız değil mi? Çıktığı zaman adam düz bir araziye denk gelmiş. Düz, ön tarafı düz. Aslına bakarsanız giriş şekli bu merdivenlerin bittiği noktada aynı bu şekilde sabit kaya oyularak, sabit kayanın alt kısmı biraz oyularak iç kısma bir oda sistemi tasarımı içermiştir. Siz de alanda bu tarz merdiven olgusuna denk gelirseniz, özellikle düz zeminler için konuşuyorum arkadaşlar, veyahut da merdivenin bulunduğu alanda büyük kaya kütleleri mevcut değilse, baktığınız için bunu özellikle belirtiyorum. Zemin altında arayacağınız noktalarda merdivenin kendisini baz alarak hareket etmenizi tavsiye ederim. Ve eğer ki merdiven gerçekten böyle iki taraftan oyulmuş bir noktaya iniyor şekilde bir tasarım içeriyorsa, bu noktaları çok önemli incelemeniz gerekiyor. Ve yapım amacını, tespiti burada yine büyük önem arz ediyor. Tespit olarak veyahut da gözlem olarak bakmanızda fayda var. Şimdi geçelim bir diğer hususa diyelim. Bunu da tamamlayalım. Arkadaşlar, merdivenin bulunduğu noktalarda çıktınız, düz zemine çıktınız. Düz zeminde bu tarz yerlere rastladınız. Zaten gözle gördüğünüz zaman bunun mezar olduğunu algılarsınız. Bakın, eğer ki tek bir tane varsa bu sonradan buraya yapılmıştır. Yani bunu buraya yapan, buraya gömen insanlar buranın zaten kutsal bir alan olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden kendi gömülerini buraya yaptılar. Bu tarz gömü, yani mezar taşları belli olacak şekildeki bir gömü merdiven sistemleriyle eşdeğer değildir. Yani tarihsel olarak birbirini tamamlamamaktadır. O yüzden de kalkıp burayı merdivenle aynıdır deyip böyle bir yere açmak, hani şu şekilde mesela açmış adam, bu tarz yeri açmak doğru değil. Ben size baştan söyleyeyim. Bu tarz yerler genelde fakir işi durumlardır. Fakir mezarı tarzında yapımı mevcuttur. Buna aman aman dikkat edin. Bizim için önceliklik, hani burası değerli mi değersiz mi, bu hususa dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hususu belirlemeden hareket etmek gerçekten çok yanlıştır arkadaşlar. Onun için hatırlatmış olalım. Eğer düz alanda büyük bir kayada hem çıkan hem yine merdiveniniz varsa, düz alandaki büyük bir kayada bahsediyorum. Hem çıkıyorsunuz bir noktaya, bir noktadan da hem iniyorsunuz. Bu şekilde düşünün arkadaşlar. Bu merdiveni araştırdınız, hiçbir şey bulamadınız. İndiğiniz noktada, yani tam indiğiniz noktada zeminde, etrafta muhakkak surette bir şey arayın. Ne arayacaksınız derseniz, burada şahsi gömü arayabilirsiniz. Bunu yani tecrübeyle sabit olduğu için söylüyorum. Sabit kayalarda yapılan, yani sabit kayada dediğimde şey düşünmeyin, yani son büyük kayalık alanla düşünmeyin. Yani topak taşı deriz biz. Yuvarlak taş modeli gibi veyahut da ona benzer bir kaya parçasını düşünün. Bu kaya parçasının hem inen hem çıkan nokta mevcutsa, inen noktasını tespit edin, merdivenin iniş yerini. İndiğiniz noktada, yani çıkarken bastığınız merdiven ucuyla inerken bastığınız merdiven ucu bir değildir. Hani aşınmaları takip ederek bunu da belirleyebilirsiniz. İndiğiniz nokta istikametinde bu noktada küçük yerde kaya parçaları veyahut da zeminde kayalık görürseniz, bu kayalıkta ıstavroz aramaya bakın. Özellikle ıstavroz diyorum. Istavrozu bulduğunuz noktada şahsi gömü bulabilirsiniz. Bu şahsi gömü bazen yani oraya gelen, bırakılan hediyelerin toplamı da olabiliyor. Bu hususlara dikkat edin, aklınızda bulunsun. Hani olursa, denk gelirseniz diye buna da bakmanızda fayda vardır arkadaşlar. Diyelim. Merdiven sistemlerinde işte sayı fazlaysa arkadaşlar, işte 5-6 sayısına ulaşan bir merdiven basamağı varsa, merdiven basamağına gelmeden önce bastığınız nokta var ya, giriş noktası olarak değerlendirebileceğiniz nokta, bu noktalara bakmakta, bu noktaları araştırmakta fayda var arkadaşlar. O noktalar için konuşalım. Bir de merdivenleri gördüğünüz zaman, bu merdivenler gerçekten bir yerleşim alanı içerisinde mi veyahut da yerleşim alanının dışarısına mı yapılmış? Bu da çok önemlidir. Yerleşim içerisine yapılmış bir merdivenle yerleşim dışına yaptığınız bir merdivenin ayrımını koyduğunuz zaman, bizim için yerleşim alanı içerisindeki merdivenin çok büyük mü yoktur. Yerleşim alanı dışındaki merdivenler bizler için kıymetlidir. O yüzden de akropol olarak tabir ettiğimiz noktalarda veyahut da işte birebir yaşam alanı olarak tabir ettiğimiz noktalara denk geldiğiniz zaman, bu noktalarda gördüğünüz merdivenlerin kullanım amacını net olarak belirlemeniz lazım. Aksi durumda çok fazla yanılırsınız, çok fazla yanılgıya düşersiniz arkadaşlar.
Yani bir bina girişinin merdivenine kalkıp da işte bir 3 basamaklı denk gelebilirsiniz. Bina girişidir. Bina girişinin önündeki 3 basamaklı merdivende basamaklarında kapama noktası aramaya çalışmak sizi yoracaktır. Boşa emektir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte efendim merdiven varsa illa kral mezarı vardır diye bir durum var galiba. Arkadaşlarının söylemlerine baktığım zaman onu görüyorum. Yok arkadaşlar. İlla merdiven olunca kral mezarı olacak. İlla merdiven olunca mezar olacak diye bir olgu yok. Bunu aklınızdan çıkarın. İşte diyor ki ya burada bir kral mezarı varmış. İşte bu kral mezarında işte şöyle şöyle malzemeler varmış, böyle böyle malzemeler varmış falan diye. Yani mezarın içerisini sen ne zaman gördün? Veyahut da mezarın içerisine o eşyalar konulduğunu iddia ettiğin zaman sen orada mıydın? Bu kadar net bakmanızı istiyorum. Yani net bir pencereden bakmanızı istiyorum. Değerli arkadaşlar, merdiven olgusu olsa dahi kralla ilişkilendirmek için buradaki işçiliği siz kendi gözlerinizle görüyorsunuz. Mesela bu arkadaşım bana attığı fotoğraflarda ben işçiliğe baktığım zaman yani mezar olgusu diyorum, kral olgusu hiç göz önünde değil. Sizler de denk gelirseniz, merdiveninize denk gelirseniz bir krala yapılmış bir durumu barındıracak bir husus varsa işçilik vardır. Yani burada bir masraf edildiğini size kanıtlayacak bir durum olması lazım. Masrafı görmeniz lazım. Buna dikkat edin. İşte bir de merdiven olgusu eğer işlek bir diyelim eski dönemler için nedir? İpek yolu, baharat yolu var. İpek yolu, baharat yolu üzerine denk geldiğiniz merdivenlerdeki anlam farklılığı biraz daha farklıdır. Siz işlek olmayan, bu tarz yolların üzerinde bulunmayan noktalardaki merdivenleri daha çok baz almanız lazım. Yani ayrımı net olarak ayrım yapmanız gerekiyor. Bu ayrımlara dikkat etmeniz gerekiyor değerli arkadaşlarım. Diyelim bu hususta soracağınız olursa yine bekleriz arkadaşlar. Umarım faydamız olmuştur. Biraz fazla konuşuyoruz ama emin olun şuna. Ben şunu tekrar hatırlatayım. Ben burada sizlere hiçbir şey satmıyorum arkadaşlar. Sadece ufacık bir faydamız olsun yeter bizlere. Gerisi mühim değil. Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım. İnşallah da bir faydamız dokunuyordur. Değerli arkadaşlarım, bu anlattığımız hususların tamamı sizlere arazide denk geldiğiniz işaretlerin ne anlama geldiği yönünde bir fikir edindirebilmek için söylediğimiz durumlardır. Kesinlikle ve kesinlikle kaçak kazıdan, yasa dışı kazılardan uzak durun. Bizim anlattıklarımıza istinaden izinli kazı aldığınızda bu nokta sizin için emek kurtarır mı, zamanınızı kurtarır mı, paranızı kurtarır mı, kurtarmaz mı ayrımını yapabileceğiniz durumları sizlere hatırlatma veyahut da sizlere bu konuda fikir verebilmek için söylediğimiz hususlardır. Artık kararını siz vereceksiniz. İzinli kazı aldığınızda burası değer mi değmez mi diye. Bu hususları biraz daha sizlere anlatabilmek, daha çok sizleri bilinçlendirebilmek, yani bir işaret sisteminin ne anlama geldiğini bilerek ne işarete ne tarihe zarar gelmesini önlemek için anlattığımız durumlardır. Diyelim kesinlikle yasa dışı işlerden, yasa dışı durumlardan, kaçak kazılardan uzak durun değerli dostlarım. Allah gönlünüze göre versin. Nasibiniz de bol olsun. Bizlere de yani sizlere yapabileceğimiz en ufak yardımı yapıyorsak ne mutlu diyelim. Mesajlar nasıl hususunda da tekrardan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gerçekten bazen yetişemiyorum. Geç kaldığım arkadaşlar var. Biliyorum, gönül koymayın kesinlikle. Emin olun hepinize yetişmeye çalışacağım. Cevaplamaya çalışacağım. Hani bazı gün oluyor mesela bugün şu saat itibariyle 500 yeni mesaj gelmiş. Hani yetişmeye çalışıyorum inanın bana. Bazıları geri planda kalıyor. Bazen alttan bazen üstten cevaplamaya çalışıyorum. Hani yoğun ilginiz için gerçekten teşekkür ediyorum. Bir şeyler öğrenmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Pes etmeyin. Bizlere de küsmeyin. Sizlere muhakkak surette döneceğiz. Yani bu konuda hakkınız geçmişse hakkınızı helal edin. Diyelim. Hepiniz Allah'a ısmarladık diyorum arkadaşlar. Tekrardan nasibiniz, kazancınız bol olsun. Saygılarımla, sevgilerimle, hoşça kalın.